Başbakan Başdanışmanı ve Cihan Nüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, 1071 Malazgirt'te ne olduysa 15 Temmuz'da da o oldu. Tarihte zirveye koyduğumuz hangi destan varsa 15 Temmuz'da öyle bir destandır dedi. Mustafa Şen, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Tekirdağ Şubesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'yi parçalama ve iç savaş çıkarma girişimi olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesinin unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılarak kıyamete kadar hatırda kalması gerektiğini belirten Şen, 1071 Malazgirt'te ne olduysa 15 Temmuz'da da o oldu dedi. Yüzlerce yıldır üzerimize gelen bir bumerangın bizi tam oyunumuzdan biçmek istediği bir geceydi. Ben unutamam. Unutmayacağım. Çocuklarım da, torunlarım da olursa inşallah onların da unutmamasını sağlamaya çalışacağım. 1071 Malazgirt'te ne olduysa o gün bütün vatan sathında aynı şey oldu. 15 Temmuz'da. İnanın hiçbir farkı yok. Derecesi aynıdır. Şen, 15 Temmuz'un bir askeri darbe, junta girişimi olmadığını, bir iç savaş, işgal ve Türkiye'yi parçalama operasyonu olduğunu anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin halkın direnişi ve duruşu sayesinde bastırıldığını ve ülkenin kurtarıldığını aktaran Şen, devlet yatıp kalkıp bu millete dua etmeli dedi. Vazgeçmeyecekler. Öyle bir kumpasla karşı karşıyayız ki, öyle bir saldırıyla, öyle bir operasyonla, bu bir askeri darbe değil arkadaşlar. Bu bir junta girişimi değil. Bu apaçık bir iç savaş provası, apaçık bir vatan savunması dolayısıyla apaçık bir iç savaş provası, işgal provası, Türkiye'yi parçalama operasyonuydu. Bunu milletimiz anında fark etti. Bu millete yani nasıl teşekkür edilir? Ya devlet olarak söyleyecek olursa, devlet gece gündüz yatıp kalkıp bu millete dua etmelidir. 16 Temmuz sabahı tweet atıp darbeye karşı olduğunu göstermek için bazılarının kendilerini gizlemek için sahte paylaşımlarda bulunduklarını belirten Şen, devletin bu numarayı yutmadığını vurguladı.